Biliyorsunuz geçen yıl göreve başladığımızdaki açıkladığım ilk basın açıklamamda önceliklerimizden bir tanesi göçle mücadele ve yasa dışı göçmenlerle mücadele birinci önceliklerimizdendi Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda. Ve bugün de o göçle mücadele kapsamındaki Bingöl'deki bir hizmeti faaliyeti açmak için buradayız. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda ilk defa 19 Temmuz 2023 tarihinde bu göç mobil merkezleri faaliyete geçti. Daha sonra 1 Aralık 2023 tarihinde de 31 tane büyük şehirlerimizde bu faaliyete geçti. 30 Mayıs 2024 itibariyle de Bingöl'deki mobil göç merkezimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra mobil göç merkezi aracımız Bingöl hizmet vermeye başladı. Size rakamlar ifade edeyim. Bizim Bingöl'ümüzde toplam 1644 tane yabancı şahıs bulunmakta. Bunların 1217 tanesi geçici korunma kapsamında, 346 tanesi ikamet izni kapsamında, 81 tanesi de uluslararası koruma kapsamında. Allah'a şükürler olsun yabancı şahıslar açısından ilimizde bir sıkıntı bulunmamakla beraber doğu batı istikamette geçici olduğumuz için zaman zaman yasa dışı göçle mücadele açısından, göçmen kaçakçılığı açısından zaman zaman tehdit unsuru olan bir iliz. Dolayısıyla bu mobil göç aracımızla beraber ilimizde yabancı bir şekilde gelen ikamet izni olmayanlar anında kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edildikten sonra bu araca gelecekler. Araçta parmak iziyle kontroller yapıldıktan sonra eğer ikamet izni yok ve yasa dışı yollardan ilimize gelmişse hemen kolluk kuvvetlerimiz tarafından geri gönderme merkezlerine gönderilerek yurt dışına gönderilecek veyahut başka bir ile kayıtlı göçmen statüsündeyse de ilimizden ait olduğu ile gönderilecektir diye düşünüyorum.